Efendim herkese merhabalar. Hoş geldiniz CNN Türkiye. Ee, Akıl Çemberi programına başlıyoruz. Yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. İlk olarak e, seçimle başlayacağız ama önce konuklarımı tanıtayım sizlere. İstanbul'dan Profesör Doktor Hasan Basri Yalçın. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Bey. Merhaba. Siyaset bilimci kendisi. Mete Yarar Güvenlik Politikaları Uzmanı. Mete Bey siz de hoş Teşekkürler, geldiniz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ve Ankara'ya gidelim. Doçent Doktor Hulki Cevizoğlu. Hulki Bey merhabalar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim hepimize. Melik Yiğitel, Türk Medya Ankara temsilcisi. Melik Bey siz de hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi... Mete Bey, Hasan Basri Hocam. Merhaba. Seviliyorsunuz. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Eksik olmayın Melik Bey. Her zaman çok pozitifsiniz. Teşekkür ederiz ayrıca. Şimdi seçimler 14 Mayıs'ta yapılacak Ağabey. iddiası var. Bununla başlayalım. Ee, seçim tarihi öne çekilebilir mi? Bunu konuşacağız ilk olarak yatıracağız masaya. Şimdi Zafer Şahin, Milliyet Gazetesi yazarı şöyle bir tweet paylaştı. Seçim 14 Mayıs 2023'te dedi. Ekrana da geliyor. Anlaşıldı. Ee, bir ihtimalde 7 Mayıs 2023 ifadesini kullandı ee, ve katıldığı bir TV programında aynen şöyle söyledi: Yakın dönemde yeniden bazı haber kaynaklarımla görüştüm. Onlardan edindiğim bilgi 14 Mayıs tarihinin öne çıktığı, bu olmazsa 7 Mayıs tarihinin olabileceğini söylediler diyor. Şimdi Hande Fırat'a konuştu, Hürriyet Gazetesi'ne, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen de. O da şöyle söylüyor, Mart ayında niye seçim olsun? Bu Ali Babacan'ın iddiasıydı, baskın bir seçim olabilir demişti Mart ayını işaret ederek. Ve Şen şöyle devam ediyor, seçimin öne alınması konusunun Cumhur İttifakı'nın oylarıyla ilgisi yok. Haziran ayı haç dönemine denk geliyor, seçimin ikinci tura kalması durumundaysa ikinci tur bayram tatiline denk geliyor... Bu iki duruma göre bir ayarlama yapılabilir. Belirlenmiş bir tarih yok. E, mecliste konuşulsun, orada yapılsın isteriz diyor Mustafa Şen, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Şimdi Ankara kulislerinde konuşulan başka neler var? Önce orayla başlayalım. Melik Bey siz daha önce bu programda 14 Mayıs e, olma ihtimalinin olabileceğini aslında söylemiştiniz. Çünkü bunun bir... ...anlamı olduğundan da hatta Sayın Erdoğan'ın böyle e, tarihlere dikkat edeceğinden de bahsetmiştiniz. 14 Mayıs'ta mı sizce seçim? Öyle mi diyelim? E, valla ben evet o zaman 14 Mayıs <laughs> e, e, diye söylemiştim. E, şöyle e, yani benim o görüştüğüm e, kaynaklar da ilk o zaman onlar e, telaffuz etti... Ya 18 Haziran'da hani kararlamışsınız diye birazcık öne çekilebilir. Hı hı. Hem hani e, şeyler e, yani yaz dönemi e, onun dışında da hani e, sınav dönemi. E, çünkü biliyorsunuz de önce sınava ÖSYM sınavı açıkladı 18 <laughs> Haziran. Sonra dedi ki evet. e, şimdilik askıya alıyoruz. Hem belki revize ederiz diye falan. E, b, b, o yüzden de hani böyle bir biraz öne çekilebileceğini fakat bunun bir erken seçim anlamı taşımadığını e, söylemişti. Ve tarih olarak da ne olabilir diye e, 14 Mayıs 14 Mayıs'ın da e, baktığımızda sembolik bir anlam var. Demokrat <laughs> Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü. <laughs> e, o yüzden de o, o tarih o açıdan çok anlamlı ve sembolik bir tarih. E, fakat sonra e, hatta o görüşmemizde e, o görüşmelerimden birinde de Sevgili şey Zafer de vardı Zafer Şahin. 14 Mayıs'ı konuştuğumuz o görüşmelerden bir tanesinde de sonra Zafer bir iki görüşme daha yapmış bensiz. Bensiz yapmış. <laughs> Anlamadım bensiz bensiz mi dedi? Siz bensiz. Bakın siz şey, sizsiz, sizsiz yani demek. Ben yokken. Ha, yani ben, aman aman. Ben o, öyle der miyim ona? O ben de, şey, bensiz de yapmış. Ben de aradım. Dedim ki ya hani aşkısı yani bensiz mi yaptın o görüşmeleri falan. E, o da dedi ki yani evet sen yoktun. Aşkısı <laughs> dedi mi peki o da? Bir 7 Mayıs'ta. Daha... <laughs> Yok o öyle demiyor. Bana tam tersi diyor ki ya her telefonu açtığında öyle öyle seslenme diyor. Ama ben yine öyle sesleniyorum. Bakalım ne kadar sinirleri dayanacak. <laughs> Şimdi dedi ki şey e, <laughs> 7 Mayıs'ta Konuşulmuş dedi. Fakat mesela 7 Mayıs'ta Hani sembolik bir anlamı yok. Ee, hani onda da öyle bir bilgi yok. Ben de baktım. Ee, belki hani bir hafta <laughs> daha öne çekilip e, 7 Mayıs'ı. Hani o yüzden, Peki bir hafta daha yani, öne çekilmesi için bir sebep bileyim. var mı acaba? Ona ihtiyaç var mı? Yani 14 Mayıs olması daha kuvvetli ihtimalken, hani neden hala 7 Mayıs'ta işaret edilsin? O bir haftanın nasıl bir önemi var acaba? Ya valla şöyle yani ben e, dediğim gibi hala bence 14 Mayıs kuvvetle muhtemel. Hani e, 7 Mayıs'ın tarih olarak yani 7 Mayıs'ın o anlamda çok böyle sembolik bir karşılığı yok. Peki. E, fakat hani e, bir o bir takvimi tutturmak için yapılıyorsa o ayrı bir hesap. Fakat o takvimde şöyle ben ona da baktım. E, şimdi seçim yasası ııı e, 6 Nisan itibariyle ya yani 6 Nisan'dan sonra herhangi bir tarih olabiliyor. Ee, yani Ali Babacan'ın mart demesi çok anlamsız çünkü e, biliyorsunuz o seçim barajına ilişkin ve ittifakları düzenleyen bu seçim yasasının geçerlilik tarihi 6 Nisan'dan sonradır. Ee, dolayısıyla hani e, ondan önce bir tarih olma ihtimali hiç yok. <laughs> o altı insandan sonra herhangi bir tarih olabilir fakat yani Nisan ayı içinde çok düşünülmüyor. Hem böyle tam anlamıyla iyi yaz dönemine tam anlamıyla geçilmemiş oluyor. Mayıs yani iyi iyi bir tarih olarak düşünülüyor. Ben o yüzden mesela 14 Mayıs tarihi bence hala kuvvetle muhtemel ama sevgili zaferin o 7 Mayıs tarihi de çok böyle hani Bayağı oturup konuşulmuş yani 14 Mayıs olmazsa 7 Mayıs İki Peki. seçenek hı hı. E, Sonra belki kendi detaylara geçeriz ama orada şey de var biliyorsunuz e, mecliste karar e, mu alınacak hı hı. mecliste hı. karar alınması için biliyorsunuz mutlaka e, şeyin e, CHP İYİ Parti Evet demesi gerekiyor. E, çünkü AK Parti ile e, MHP'nin sayısal çoğunluğu o anlamda yetmiyor. Dolayısıyla onların da kabul edeceği bir tarih önermek gerekiyor. Ama 14 Mayıs'ta bir kararlılık varsa, yani biz mutlaka 14 Mayıs'ta yapmak istiyoruz kararlılığı varsa, muhalefet kabul etmese de Cumhurbaşkanı seçim kararı alabiliyor. Evet, doğru. Peki, şu ilk turu bir hızlı gidelim. E, Hulki Bey siz ne diyorsunuz? Öne çekilebilir mi Vallahi şimdi üniversite seçimleri olacağı seçimleri Sınav. <laughs> üniversite üniversite sınavları olacağına göre e, Haziranda bir sıkıntı var gözüküyor ama anlamadığım bir nokta var. Şimdi çok Zaf özür dilerim abi 18 Haziranda olduğunda e, eğer şey olursa i, i, ikinci turu o da bayrama denk geliyor. Yani İlk üniversite sınavı bitmesi. 18 Haziranda olmaz ve seçim olursa diyorsun. Evet. Ve diyelim ki o ilk turda olmadı, ikinci tura kaldı, o ikinci tur ikinci... bayram tatiline ya, o da denk bir Bayrama evet. Denk yani Haziran biraz böyle şey bir tarih, bir takvim. Ya böyle evet. sınavların olduğu, tatillerin olduğu, e, bu da haç mevsiminin olduğu ha. Haziran bir öyle, tarih. Evet. Haziran demek ki hem öğrencilerin sınavlarının hem de dini sınavların olduğu işte hac mevsimi diyorsun. Tabii hac mevsimi. Bir dönem. Mayıs ayında şimdi... 14, şimdi Zafer de Melik de aynı şeyi söylüyor. 14 Mayıs'ta Demokrat Parti'nin iktidara gelişinin yıl dönümü, sembolik anlamı var. Yani böyle bir sembolik anlamı olan günde yapılırsa AKP kazanacak demek mi? Onu anlamadım ben. Eğer öyleyse mesela 23 Nisan'da yapılırsa CHP mi kazanır? Yani... Ne bu? Da on, bu arada 14 Mayıs denk geliyor ha. Baktım ona baktım söylemeden yani ver. O da pazar. Pazara denk yani. pazar. Şimdi 7 Mayıs pazar, 14 Mayıs doğal olarak pazar. Fakat, Niye mesela 14 Mayıs'ın sembolik anlamı üstünde duruluyor? Demokrat yani bu parti mirasını AK Parti daha çok sahipleniyor. Ya biz seç, evet yani Yani o miras sahiplendiği için. Ha, Demokrat diyor. Parti'nin mirasını biz taşıyoruz diyor Cumhurbaşkanı ya. Ha, sadece 14 Mayıs'ta mı taşıyorlar? Değil değil, hayır. Ha. Değil Ama hani 14 Mayıs iktidara geldiğin yıl dönümü olduğu için. Ee, tamam. Bir Benim motivasyon an sağlayabilir mi onu ha. bilmiyorum. Hi hiç zorlama. Ee, hiç gerek yok zorlamana. <laughs> Şimdi 14 Mayıs, hani Haziran'daki sıkışık, takvimin sıkışıklığından dolayı Mayıs düşünülüyor. Ee, geriye değil, öne alınacağı için. Ee, en uygun öne alınacak tarih hangisi? O soru üzerinden cevap aranıyor. İşte 14 Mayıs olursa böyle bir sembolik anlamı var. 7 Mayıs olursa bir anlamı yok. Bence 23 Nisan'da yapılsın pazar günü. Yani Mart'ta da yapılsın diyeceğim de. Hani soğuk Peki 25 şunu bahar sorabilir bahar miyim? Gelmiş olsun. Şimdi bir ay önce olunca 14 Mayıs ya da 7 Mayıs Adı erken seçim mi oluyor? Ya da olmuyor mu? Bir de böyle bir tartışma Yok, var. Olmaz. Neden olmaz? Me me Meclis Başkanı'nın mecl Sayın Şentop'un açıkladığı açıklaması vardı. Hande'ye mi açıklamıştı? Dicle'ye. Dicle'ye, Dicle, Dicle, Dicle Canova'ya açıklamış. Yani bu bir aylık gibi kısa zamanlarda öne geriye atma tarihi hı hı. E erken seçim, geç seçim diye bir şey olmuyor. Yani belirli bir süre geç olursa mesela Üç ay önce olursa, 4 ay önce, 6 ay önce olsaydı erken seçim olurdu. Yoksa böyle ufak tarih değişiklikleri erken seçim anlamına gelmiyor. Ee, hani bu ilk turu hızlı geçelim dediğiniz için hemen bağla bağlayacağım sözlerimi. Ee, i̇nşallah Millet İttifakı da o tarihe kadar adayını çıkarır. Hani Mesela Ocak başı galiba artık açıklanacak. Belki beliriz. aday da bulamaz. <laughs> <laughs> ee, onlar 18 Haziran'a göre adayını açıklamışlardır 23 Nisan olursa abi Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı Seçim artı bir de bayramın galiba 4. gününe falan denk geliyor Ya şimdi şunlar vardı eskiden Efendim yaz aylarında AKP seçim yapıyor Atatürkçüler deniz kenarına gidiyor Şezlong lobisi bunlar Bunlar keyfine düşkün AKP de bunlara tuzak kuruyor Seçim döneminde tatil'e gidenler sandık başına gelmezler. Bunlar keyfine, rehavetine düşkün hedonist insanlardır. AKP'nin tuzağı budur deniyordu. E i̇şte alın size Mayıs ayı. Hadi Haziran ayı değil. Deniz mevsimi daha açılmıyor. Bu seçim sonucu ne olacak? O iddialarında yalanlanıp yalanlanmadığına da tanık olacağız. Yani böyle abuk sabuk iddialar o, vardı. Ama ona Şimdi biraz bunu de şey de yol ne? açtı. Ne? Ee, Kemal Bey hani bir celallenmişti ya. Hı. Bırakın o şezlongları yani gidin öyle oy kullanın. Öyle gazeteciler de, de vardı. zamanı değil ee, falan diye. Şablon Atatürkçüsü gazeteciler <laughs> de vardı. Bunlar şezlong lobisidir. Bilmem kime oy vermemek Atatürkçülük değildir diye Atatürkçülüğün ağasından anlamayan e, rozeti takıp kasılıp kası, kasıla kasıla dolaşan Sözde Atatürkçüler de bu iddiayı dile getiriyordu. Atatürk'ü sorsanız anlatamazlar. İki tane laf ezberlemişler. Yazdıkları kitaplar başkalarından alıntı ve çalıntı kitaplar. Atatürk kitapları. Ee, bir tane yerde kaynak gösterip kitabın üçte birini başkasının kitabından alıp yazıyor. Bir akademik intihal programına girse sıfırı çeker okuldan kovulur. Böyle kitap yazan Sözde Atatürkçüler vardı. Şimdi onları geçelim. Ee, Erken seçim mayıs'ta olursa erken seçim sayılır mı dediniz? Aha. Sayılmaz diyorum. 14 mayıs başka bir yani bu takvime bakıp da ayarlama yapan kesimler herhalde 14 mayısa evet diyeceklerdir. E zaten muhalefet partileri Millet İttifakı'na dahil olanlar e, biz her zaman hazırız seçme diyorlar. İlanları, reklamları da başladı. E, çalışmaları da başladı. Onun için kimse için bir sıkıntı olmaz başka bir tarihle. <laughs> çakışmıyor ise 14 Mayıs gayet uygun bana kalsa bugün seçim yapılsa da bu tartışmalar bitse herkes ak mı kara mı saçmalığı görse artık görse yani evet. bana kalsa bu pazar seçim yapasın bitsin bu tartışmalar herkes yoluna işine gücüne baksın bu tartışmalardan beslenen beceriksiz bir takım partiler var İşte yaptık yapıyoruz geldik geliyoruz gibi tartışmalarla oyalamalarla Milletin önünde gidiyorlar, koltuklarını muhafaza etmek için. Sonra da bazıları çıkıp diyor ki, efendim bizim adayımızı merak ediyorlar, yalvarıyorlar bazı köşe yazarları e, diyor. E, Az sonra sorarsanız gündem tamam. başladığı için de gelirse cevap veririm bana. ama şimdi kısaca şunu söyleyeyim: hı hı. E, Bizim adayımızın kim olacağını merak ediyorlar, yalvarıyorlar diyen genel başkana. Seçim zamanı gelip eğer aday çıkarabilirlerse çıkardıkları adaya oy isterken bize oy verin diye yalvarırken bu sözü hatırlatması gerekir toplumun. Daha ayrıntısında söylerim açılırsa bu konu. Belki